Parti Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Kamil Aydın'a veriyoruz. Evet, sözlerimi Allah'ın selamıyla başlıyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, çok değerli Bulgaristan Türklüğü. Ben Türk dünyası ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak hem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hem de kalbi, gönlü, Balkanlar atan bütün yüce Türk milletinin selam, saygı, muhabbetleriyle geldim. Üzerimde kalmasın. Onların da selamları, sevgileri var. Efendim ben Erzurum milletvekiliyim aynı zamanda. Bilenler bilir, haritaya bir bakarsanız ana vatanımızın en doğu sınırından geliyorum. Yaklaşık 2500 kilometrelik bir mesafede. Niye? Çünkü Türk'ü anmaya geldim. Türkan'ı anmaya geldim. Türkan'a dua etmeye, onun gözyaşlarına, onun çilesine ortak olmaya geldim. Bunu niye yaptık? Bunu niye yaptık? Bugün niye buradayız? Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah. İnancımız gereği Resulullah'ımız diyor ki Müslümanlar bir vücudun uzuvları gibidir. Uzvun herhangi bir yerinde bir çile, bir sıkıntı, bir acı, bir keder var ise vücudun diğer bölümleri de onu hissetmeli, onu duymalı, onu yaşamalıdır. İşte bugün Türk'ü anmaya, Türkan kızımızı, şehidimizi, cennetimizin en küçük efendisi olan Türkan kızımızı anmaya geldik. Rabbimin rahmeti, bereket hepsinin üzerinde olsun inşallah. Onların şehadetleri bizlere de nasip olsun. Ama bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum uzatmadan. Son cümle belki. Tarihimizi unutmayalım. Ben yavrularımı izlerken kendimi tutamadım. Çünkü bize bir tarih bilinci söylediler. Allah korusun, tarihi ihmal etmeyeceğiz. Her yıl bugün burada olmak zorundayız. Çünkü biz tarihi ihmal edersek, tarih de bizi ihmal eder ve tekerrür eder. Yeniden o günü bize yaşatır. Onun için tarihi ihmal etmeden, bugünü unutmadan bunu bizden sonraki kuşaklara aktarmak zorundayız. Bunu yapmazsak şayet tekrar bedeller ödenir, tekrar faturalar ödenir. Allah bir daha bize o günleri yaşatmasın. Tekrar bedeller ödetmesin. Bakın, bazen bir bela bin musibeti def eder. Bazen şerler hayra dönüşür. İşte o gün 1980'li yıllarda komünizmin zulmeti altında burada ödediğiniz o ağır bedeller aynı zamanda 90'lı yılların başında inanın sadece Balkanlara değil Doğu Avrupa'ya, Kafkaslara, Avrupa'nın her yerine bir demokrasi sesi olarak gitti, bir çığlık olarak uzandı. Ben 90'lı yıllarda başlayan işte bizim 80'de, 84'lerde o yavrumuzu şehit verirken ama bir hayra da vesile oldu. Bir özgürlüğe, bir dünyadaki demokrasinin gelişimine de bir katkıda bulundu. Bunu da unutmayacağız. Burada her türlü katkıyı sağlayan, burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ve diyorum ki Rabbim Türkiye yar olsun, Turaniler var olsun. Esselamu aleyküm diyorum.